Tamam. Abi genel olarak He. Türk sinema oyuncularının Evet, Sibel şunu sormak istiyorum Orhan'cığım sana. Doğru. Kildi. Şunu sormak istiyorum Orhan'cığım sana. Genel olarak Türk sinema oyuncularının oyunculuk yeteneklerini nasıl buluyorsun? İyi. Gündüz Kuşağı ve yaz dizileri hariç güzel. Genel olarak iyi buluyorum. Ben bazı oyuncuları çok iyi buluyorum. Ama bazı oyuncuların gerçekten sadece yakışıklı veya güzel diye oynadığı rolleri oynadığına inanıyorum. Dışarıdan bir göz olarak tabii ki ben... Mesela kimi? Mesela kim mi? Sibel Evet. Kekilli. Bilmiyorum yani. Öyle genel yorum yapmak için söyledim. Spesifik birisi yok bence ama böyle bir durum var. Sence yok mu? Var bence de doğru söylüyorsun. Teşekkür ederim Esra. Teşekkür. Saçmalama abi. Aras Bulut İynemli o çok iyi bir oyuncu bence. Ağır, bu arada gerçekten çok iyi bir oyuncu. Yani Aras Bulut bu örneğe asla dahil değil. Bana kalırsa. Bugün abi seninle Türk sinema oyuncularının çoğunluğu Hollywood filmi olan yapımlarda oynadıkları sahnelere tepki vereceğiz. Hollywood yapımlarında Aynen oynadıkları. öyle. Çok kısa Oo, Bekşut Paşa hoş geldin. sahneler izleyeceğiz tabii ki. Detaylı bir fikir için yetersiz ama izlediğin kadarıyla yorumlamanı isteyeceğim. Mesela Sen de. Ezgi Mola da çok iyi oyuncu. Şu an benim gördüğüm, yani izlediğim, aktif olarak izlediğim iyi oyuncular. Aras Bulut şu an aktif olarak bir şey de oynamıyor ama bence çok iyi bir oyuncu. Ezgi Mola Oynuyorum. çok iyi bir oyuncu. Barış Falay Doğru. çok iyi bir oyuncu. Canan Çok severim. Ergüder çok iyi bir oyuncu. Feris yani menajerim aradaki. Bir de Binnur Kaya çok iyi bir oyuncu. Bence benim kendi gördüğüm kadarıyla ben oyunculuk akademisi jürisi değilim. Kendi gördüğümü söylüyorum sadece. Şey bir Başka de bir şey biliyorsun diyor. bilmiyorum da Kim? Efe Uygaç. Teşekkür Hem ederim. de Teşekkür ederim. ne Çok naziksin demek? Mert Ne demek, ne demek? Burak hep benim. Mesela diyor ya, Allah Allah. Kimdi ya benim sevdiğim? Onu koymadıysan yuh zaten abi. Kim olabilir? Hakikaten yuh. Söyleyeyim hemen. Neyse söyle. Haluk Bilginer. Evet. Kıvanç Tatlıtuğ da çok iyi oyuncu. Dünyanın en iyisi. Kıvanç Tatlıtuğ işte bu nasıl söyleyeyim? Yakışıklı oyuncu algısını kendi üzerinden çok rahat bir şekilde kaldırabilecek derecede bir oyuncu. Yani yakışıklı diye oyuncu olmadığı çok açık. Kıvanç Tatlıtuğ. Evet ama o değil. Oğlum Haluk Bilginer şey değil mi? Baba 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 bak çocuklar duymasın. Hayır. İlk olarak Meltem Cumbul'la başlıyoruz. Oha bu ciddi miydi? Baba 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 bak çocuklar duymasın. Çok karıştıran var İyiydi. ya. Ha? Çok karıştıran var bunu. Mizaj değil Kanka mi nasıl bu? oluyor lan? Değil kanka değil. Üf, yok değil. Baba Harbi değil. Tamer Karadağlı'nın dizideki adı Haluk diye Haluk Bilginer'le mi karıştırıyor Haluk? Evet. Aynen. Evet. Çoğu kişi yapıyor bunu diye. Yani. Gözüme çarpıyor. Bence Haluk Bilginer'i kimseyle karıştırmazsın. Çünkü Türkiye'nin imza oyuncularından bir tanesi. Artı Artı bir. bir. İlk Artı iki olarak oldu. Meltem Cumbul'la başlıyoruz. Öyle mi? Ha? Hollywood filmlerinde kim oynamış ya? İşte Meltem Cumbul. 2008 yapımı A Beautiful Life filminde A aslında. beautiful. beautiful. Abi bir şey söyleyeceğim. Buğra niye demlenmiş bu videoda? İlk baştaki Sibel Kekilli şakasını bir şekilde absorbe edebildim de. Hani ne yaşıyor şu an anlamaya çalışıyorum. Buraya bir örnek. Haluk Bilginer şey değil mi abi? Ahbap Derneği falan var. Bir Bir daha geçiyor. Tamam, hayır. Çok hoşuma gitti, ağzını yerim. Tövbe tövbe. 2008 yapımı filmde Meltem Cumbul uyuşturucu ticareti yapan Antanas karakterini canlandırıyormuş. Bu filmin IMDb puanı 4.5. Nasıl? O kadar düşün duymamış olabilirim yani. Saçmalama da bu arada. Ama 4,5 gerçekten çok düşük bir IMDb puanı ya. 4.5 Çok düşük. Gibi. Anladım. Evet, çok Bayağı düşük. kötü. A beautiful life. A beautiful A beautiful. Who life. beautiful? Meta beautiful. No. No, Daha father, no. alakasız lan.
Ağır gerçekten. Gerçekten katman ya. Hakiki katman ya. Bazen laf bulamıyorum yani. Beautiful life. A beautiful life. A beautiful. Beautiful. Who beautiful? Meta beautiful. No. No, no father, no. Do you have a car? No. How are you gonna make the deliveries then? Bizdeki scooter duruyor mu? Hı? Abi bir kere çekim kötü. Çekim hoşuma gitmedi. I'll give you more Öyle mi çocuklar duymasın Haluk? Bir de çekim yorumu yapıyor ya. Abi bir kere çekim kötü. Çekim hoşuma gitmedi. Ay ay. Bir saniye. Efendim Okan abi. Hiç sorun yok, yayındayım. Sana çok selamı var Çetin. Selam durum. O7 chat. O7. Tamam, söylüyorum şimdi abi. Tamam. Ben bay bay. Bir şey oldu. Ben de chat'i çok seviyorum. Seni hiçbir platformda yalnız bırakmadıkları için de ekstra seviyorum. İletirsin dedi. O7. O7. Kalp. O7 kalp. I'll give you more deliveries. Abi çok cheesy'ymiş ya. I gave you the product. Oyunculuk da kötü. You must be kidding. They were ripped off. Çekim tekniği falan çok kötü abi. Niye bu kadar yükseldi? O söylüyorsa doğru. Batuhan'dı değil mi? Batuhan evet. Batuhan Hı-hı. söylüyorsa doğru abi. Bayağı kötü. Shut up you fucking bitch. Ben bu adamı da normalde çok severim ha. Alt tarafı bir Haluk Bilginer'i karıştırdı. Ben niye bu adama bu kadar sinirlendim? Cansın kardeşim. Bir tanesi. Sakin ol abi. Ooo, eski kademe 3'lerden Nevzat Öztaş. Profil resmine CNN FOU geçi koymuş. Gelmiş buraya muz falan atıyor. Nevzat nerelerdesin lan sen? Yoksun piyasalarda. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Kapattın lan şu televizyonu. Çok iyisin. Burada iş yapıyoruz oğlum. Ne yapıyoruz burada? İlk kan resra değil mi bu? You got two days. İlk kan... İlkan PC'yi başından kalkıp Esra seslenince olur gibi. Shut up you fucking bitch. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun lan? Kapattın lan şu televizyonu. Çok iyisin. Burada iş yapıyoruz oğlum. Ne yapıyoruz burada? You got two days. Get the fuck out of here. Ooo, sert bir sahneymiş. İşte beklemiyordum. Abi YouTube'dan yayın tekrarları falan devam seviliyorsun. Ya baba bir şey söyleyeceğim. Geçen gün YouTube'a girdim. FOUGAÇ şunu izliyor, bunu izliyor. 100 bin, 200 bin, 300 bin, 400 bin. Baba biz bu... Yani ben bunları gizlice izlemiyorum ki amına koyayım. Yani biz bunu canlı yayında izliyoruz ya. Yani orada bir kitle var çünkü. Sadece YouTube'a düşsün videolar da YouTube'dan izleyeyim diye bekliyor. Anladın mı? Gelsenize şu yayına. Biz burada insan mı yiyoruz abi? Biz burada insan mı yiyoruz? Canlı yayına gelsene. Canlı canlı beraber yaparım şunun makarasını. Bir kere tadını alan bırakamaz bu canlı yayın makarasını. Yanlış mıyım chat? Ama bu saatte uyumazlar ya. Defoyu geç tepki koli Hollywood izliyor videosunu izleyenler. Size sesleniyorum şu an. Editçiler koyun bunu. Devam. Yani. Filmdeki rolü böyledir efendim. Türk bir uyuşturucu kaçakçısı yani. Helal olsun. Şanımız yürüsün. Ya ben oyunculuktan çok anlamıyorum ama etkilenmedim yani çok. Kendi rolde çok kaptırmış buldum yani. Zaten o ilginç geldi. O kadın öyle bir rolde görmek çok tahmin edeceğim bir şey değildi. Bir de yakışmış yani o role. Bu arada ben... Arkadaşlar bundan sonra EUFC'nin TikTok'tan sonra YouTube'daki yeni taskini söylüyorum. Yeni task. Mert hazır mısın? Hazırım. Tepki videolarının yorumlarına nonalive/foyugaç videolar çok güzel. Siz bir de canlı yayını izleyin tarzında böyle gerilla reklam yapıyoruz. Anladın mı? Gerilla tarzında reklam yaparak oradaki kitleyi yayına çekmeye çalışıyoruz. Ben tek başıma yapamam ama toplu yaparsak bir şey olur. Bir şeyler... EUFC yorumlara saldırınca olur gibi. Anladın? Gören yazsın işte.
Ertem Cumhur kötü oynamamış ama böyle çekim ve böyle senaryo birazcık çiğ geldi bana yani. Anlayabiliyor neden 4 aldığını. Düzgün bir aksanla oynama gibi bir çaba içerisinde. E bu çaba belli. Zeka desen var. Çok teşekkür ederim sevgili yeğenlerim. Görev değil, ricadır benimkisi. Yaparsanız çok mutlu olurum, sevinirim. Oluyor. Benim öyle bir çabam yok. A beautiful life. Evet doğru. Ya bak a beautiful desin daha güzel yani, anladın mı? Dünyanın çok ünlü ve çok meşhur ve iyi metotlarından, oyunculuk metotlarından biri olan Eric Morris'in öğrencisidir. Ve Türkiye'de verilen Eric Morris tekniğinin isim sahibi ve temsilcisi diyeyim Meltem Cumbul'dur. Philip Morris gibi mi? Hayır, hayır. Ya tatlıca adam sana burada ciddi ciddi bir şey anlatıyor. Keyifli keyifli. Lütfen ama ya. Alakası yok. Abi Hollywood'da oynayan ilk Türk oyuncuya geldik şu anda. Aa kim o? Muzaffer Teman. Oha hiç duymadım, ne kadar cahil. Türkiye'den Hollywood'da oynayan ilk Türk oyuncuymuş. Hollywood'da oynayan ilk Türk oyuncuya geldik abi. Muzaffer Teman. Aferin, hayır hayır. Batu çok ilgili. Teknikler, İzlemiş. İlkler, şunlar bunlar falan filan. Vallahi helal olsun. Tanımazsın. Yaşım tutmuyor büyük ihtimalle. 12 to Moon 1960 yılında gösterime girmiş bir filmde oynamış kendisi. Konusu uluslararası bir ekip alışılmadık derece geniş bir roket gemisinde Ay'a keşif gezisine çıkıyor. Orada insan ırkının çok olgunlaşmamış ve tehlikeli olduğunu ve yok edilmesi gerektiği sonucuna varan bir uzaylı zekasıyla karşılaşmışlar. Bu filmin IMDb puanı sence kaç? 3.8. Ha, Batu oyuncuymuş zaten. Tamam. Tamam. 3.1. Abi muhtemelen çok kötü ya. Yani hem uzay çekmişler hem eski tarih falan. 3.1. Buraya sayalım. Eyvallah, olabilir. Daha deminki filmden daha bir şey söyleyeceğim. Buğra 31 şakası mı yaptı orada? 3.1. Olsun oğlum. Eyvallah. Olabilir. Daha deminki filmden daha değerli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. Age of 19. Take it please. Dr. Selim Hamid from Turkey. Yakışıklı da adammış. Well, we just want to make sure. Ne güzel konuşuyor lan. O zamanlar CGI yok tabii. Film güzel görünüyor yalnız bayağı. Vay, Muzaffer abi yolundasın. İyisin ha. Ha, öpüşmüyorlar şu an. Hollywood'dan karakız. İyi. Cringe bir öpüşme sahnesiydi. Abi ben bir şey söyleyeyim mi sana? Ha. Çok başarılı buldum ya. Çekimler iyi ya. Bu arada çekimler tarihine göre gerçekten çok iyi. 1960'a göre bunun neresi 3.8 almış lan? 1960 diyoruz ya. Şey güzel bir ay havası veriyor yani. Abi işte bu Amerikalılar Ay'a gitmedi muhabbetinin çıkış kaynağı belli oldu. Oğlum o ayakkabılarla uzaya çıkılır mı ya? Evet. Baba ayda gölge olmaz demedik mi? Bu nedir ya? Biraz işe özen ya. Oğlum o ayakkabılarla uzaya çıkılır mı ya? Evet. Muzaffer abi çok iyi. Muzaffer abi de role çok yakışmış. Nereden bulmuşlar acaba yani? Ya bence 60 yıl için iyi. Efektler diyeceğim de efekt denmez ona. Ne denir? Kullanılan alet, edevat, dekor bilmem ne, evet. Güzel duruyor. Keşke biraz daha sözlü olsaydı. Yani aynen. Konuştuğu sahneler daha fazla olsa. Ya chatte sıcı şaka vermeyin ya. O zaman bilgi diye bir şey yok abi. Abart kanka. Bir şey anlamadık ki. Lan öptü kadını. Beyler ben galiba yapamayacağım ya. Öpüşme sahnesi biraz garip. Böyle bir yercesine. Bir de hafiften biraz gözleri falan da açıkmış. Böyle bir garip bir sahne olmuş. Öpüşme evet. Sahnesi. Onun dışında bence karizma... Evet sevgili yeğenim, ben o filmi canlı sinemada, araba sinemasında canlı olarak izlemiştim. Bir saniye, hemen giriyorum, gözlüğümü sileceğim.
Ben bize ne aldım biliyor musunuz? Ne ben aldın? Almadım. Hediye gönderdiler. Ne alacaksın? Aklımda bir şey var. Evet, içten sesim. Tamam, bırak müziği. Bıraktım. Arkadaşlar bak, korku oyunu falan filan oynarız diye şöyle bana tam şuradan böyle vurmalık LED ışık. Bak. Füme Design yolladı. Füme Design. Füme Design'ın hediyesi bana. Teşekkürler Füme Design. Siz de şimdi gidip Füme Design'ın Instagram sayfasına dayımızdan geldik yazarsanız, onlar da bu sektöre daha yeni girmişler. Bana direkt ışık yolladılar. İlk yolladıkları yayıcı ben oldum. O yüzden dayıdan selamlar diye yorum atabilirsiniz. Onlar da mutlu olurlar. Ben zaten Instagram storiesini atacağım ama daha kurmadım. Yarın falan kurarım. Böyle korku oyunu veya böyle ışıkları kapatıp izlememiz gereken tatlı matlı bir şey olunca böyle suratıma kırmızı ışığı vuracağım burada. İnanılmaz bir ortam patlatacağız sizle. Işıklı mışıklı ha? Aynen öyle. Aynen öyle. Böyle dur suyu da alayım da. Işıklı yakışıklı. Oy. Her yer pavyon diyorsun yani. Evet, dayınız geldi. Haydi bakalım. Falan adamın böyle yakışmış yani. IMDb puanım çok düşük ama böyle görsel olarak da güzel yani geliyor göze. O ay sahneleri vesaire. Abi şimdi geliyor. Şöyle de değerlendirmek gerekiyor. Kimler izledi, kimler değerlendirdi? Sıradaki oyuncumuza geçiyoruz. Sibel Kekilli abi. Sibel Kekilli. Ne bakıyorsun lan oradan? Salak salak. İzlemedim, biliyorum oyuncumu da izlemedim. İzlemedin mi? Ha. Sen Game of Thrones izlemedin mi? Buradan bence oyunculuğu çok iyi, şakası gelir mi peki? Vurmana gerek yok. Dayı sen gülsen kızarıyorsun zaten. Tamam, mor vururuz. Doğru söylüyorsun. Bir de burada linçeyim, bayağıdır yemiyordum. Allah Allah. Dünyayı kasıp kavuran Game of Thrones dizisinde Sibel Kekilli toplam 20 bölümde yer aldı. Dizide şey ismiyle daha çok herkesin çok sevdiği şey. Karakter olan Tyrion Lannister'la ilişki yaşıyor. Evet, o zaman... Sibel Kekilli şey değil mi ya? Hepsi abi. Ayrı bir kafa. Nasıl yani? Evet, o zaman... Sibel Kekilli şey değil mi ya? IMDb puanı bu dizinin 9.3 efendim. Oradan birkaç sahneye bakıyoruz. Who would you like me to be? Bu arada bence Game of Thrones'da iyi oynadı bu kadın. Oyunculuğu fena değildi. Sırıtmadı ya. Aynen. My mother died giving birth to me. Is that why I'm here? So we can talk about our mothers? Aga? Ha. Yok, sıkıntı yok. Kanka, sen var ya. Oğlum, lan patlatma abi, bizi ha, tatlıcı. Yok, patlamıyorum. Oğlum, baktınız mı, bakmadınız mı bak? Patlatma. Ben izledim. Ne biçim kesmişsin ya? Abi. True. You're the biggest little liar I have ever met. Hoppa! Ay, burada ölüyor muydu? Bunda bir manita mı? Sahnenin sonunda spoiler olacak biraz ama öldürüyor şeyi. Birazcık oluyor. Ha şey. Birkaç tanesini izledik kendisini. Sibel Kekilli'yi destekliyoruz. Umarım başarılar devam eder. Ya başka ne milletlerden insanlar var bilmiyorum Game of Thrones'un yapımında ama evet. Eminim ki çok karma bir yapıya sahiptir. Bir Türk oyuncunun olması da çok güzel yani. Güzel oynamış yani, şey yapmıyor. Dayı Füme Design yorumumu sildi. Niye, ne yazdın ki? Oğlum kötü bir şey yazmayın lan. Kim bilir ne yazdı adam. Kapı çalıyor değil mi şimdi? Geri alıyorlar. Oğlum yorum atmamış ki kimse. Çilli diyor ya çocuğum. Üf efe sen de ya. Hayır, kimse atmamış ki.
Belki o sadece o çocuk attı. Çünkü Instagram adresini bulamadılar bence. Bak, Fume Design, desin değil, design direkt Türkçe olan. Bak yazdım. Attık, sildiler. Hayda. Yok oğlum, demek yanlışlıkla ki yapmışlardı la. Ha, yeni post açacaklar demek ki, o yüzden. İyi yönden düşünün. Oğlum bak, şşş. Yanlış hesaba yazmışlar. Yanlış hesaba mı? Yanlış yere yazmışlar, evet. Oğlum hangi hesaba yazdınız? Allah sizi ne yapsın. Sizin yapacağınız. Baba, Fume Design ev dekorasyon metal aksesuara yazmışlar. Ya baba, bu değil. O değil oğlum, o değil. O değil lan. Allah ne yapmasın sizi. Fume, hayır hayır. Fume Design, Türkçe Design yazıyor. Ya amınıza koyayım Mart ya. Şey, İngiliz yoluna gitmişler. Bizi maskara ettiniz Fume Design'a, diğer maskara. Fume Design'a. Biri de labura değil diye yorum atmış. Ha bu, evet doğru, tamam şimdi oldu. Tamam hadi devam. Ne dedi lan bu şimdi? Öyle mimik mi olur? Bilmem ne falan filan tarzında batmıyor, sırıtmıyor. Bence güzel oynamış abi ama ben şey, yani Game of Thrones gibi bir prodüksiyonun içindeysen muhakkak senin eksik yanlarını tamamlatacak bir takım eğitimlerden de geçiyorsundur. Gerçekten dünyanın en meşhur dizisi diyebiliriz Game of Thrones. Ne kadar almış bölüm başına? Ne bileyim. Çok merak ettim. Ben konuşuruz. 9.3 puan da ne kadar almış bilmiyorum. Evet. İyi de Game of Thrones almış yani. Belki 2 lira almış. Neyi almış ya? 9.4 almamış. Yaren, senin bu Sibel Kekilli nefretin ne ya? Onu da yanlış söyledin, nasıl satayım. Şimdi abi geldik Saadet Işıl Aksoy'a. Aa, onu tanımıyorum. Ben oturdum yorum artışını izliyorum bu. Kaç tane yorum attınız? ...28 yorum. Bir de herkes birbirinin yorumlarını beğenmiş. Beğenin beğenin, birbirinizin yorumlarını da beğenin sevgili yeğenler. Duymadım. Kim bu ya? Ben Saadettin Taksoy. Ya bilim gerçek iğnes. Şu ismi duydum peki abi. Saadet Işıl Aksoy. Herhalde canım. Tabii ki, ben de duydum. Bir İtalyan filmi olan orijinal adıyla Venuto al Mondo, İngilizce adıyla Twice Born ve Türkçe'de Sen Dünyaya Gelmeden olan filmde Penelope Cruz'la birlikte oynamış. Oooo. IMDb puanı 7.4. Hemen bu. Ben bunları hiç bilmiyorum mesela. Saadet Işıl Aksoy. Aa, bu bu Türk. Bu mu? Aparladı. Saadet Işıl Aksoy. Aa, bu Türk. Bu mu? Aparladı Kongo. Abi Saadet Işıl Aksoy Türk zaten. Hayır, ben bu yani kızın suratı çok aşinayım. O yüzden ismini bilmiyordum. Baba, başlamadan önce konuştuk ya Buğra. Penelope Cruz'u zaten biliyorsundur. O olamayacağına göre Saadet Işıl işte. Aa, tanıyorum. Aparladı Kongo. Ha kız. Saadet. Kız ne kadar güzelmiş bu arada. Biliyorum sen. Sei musulmana. Mi capita di leggere il Corano. E che cosa dice il Corano? La tua pancia la puoi prestare a un'altra donna. Il Corano dice che bisogna aiutare le persone. Pelopere de. Ah, gerçekten mi? Bunu hiç görmedin mi sen şimdi? Kadını. Öpüşmüşler mi? Penelope Cruz. Ya bir dur ya. Burada ne yaşıyorsun? Bak şimdi. Ha
Hayda. Aa! Bu benim için bir başarıdır. Aslanın bayrağımı izlerim. Nasıl mutlu bakar, böyle gidiyor, oynayarak gidiyor. Bunun sonunda ne oluyor? Astas. Evet abi, bu da böyle bir sahneydi işte. Dur ben eve gideyim de bu filmi bir izleyeyim falan. Rabarba. Saadet Hanım, Saadet Hanım. Saadet Hanım. Hey. Müthiş bir şey bu ya. Evet, böyle bir filmde yer almış. Milli başarı. Güzel, güzel. Evet. Böyle bir yapımda böyle bir insanla en azından yer alması güzel bir şey abi. Değil mi? BFF. BFF mi? En yakın arkadaşlar herhalde, öyle anladık. En yakın arkadaşlarını böyle mi yapıyorsun? Yok. Hüseyin, Buhra gelin. Buhra ile birlikte. Çok enteresandı bu filmde. Çok kendine ait bir havası olan bir film evet. gibiydi. Oyuncuyu da ilk defa gördün galiba. İlk defa gördüm. Öyle birisini ilk defa varlığından haberdar oldum yani. Evet. Ya biz niye bunları bilmiyoruz? Garip bir yandan. Abi şimdi sen... Ben Saadet Işılak Su'yu biliyordum da böyle bir filmde oynadığını bilmiyordum. Senin en sevdiğin oyuncuya geldik. Haluk Bilginer. Haber Karadan. Haluk Bilginer'e geldik abi. Çocuklar duymasından Haluk Bilginer. Haluk Bilginer. Bro. Aha olur izlerim. Haluk Bilginer'in şeyini izledin mi? Aksan yapıyor. Ya Haluk 7-8. Bilginer değil ya. Aa oha. Ay o Haluk. Abi oha. İnanılmazlar. Dedim. Oğlum. Bunları merak ettim. Ay tamam. Tamer Karadağ. Ne olur kes burayı ne olur. Haluk Bilginer'in yer aldığı 3 farklı Hollywood filmine bakacağız şimdi. Hmm. Öncelikle Forget About Nick'e bakacağız. Nick, Haluk Bilginer'in ismi. Abo! İsmini oradan alıyor. Bak hele. 5.3 puanı var. Sonrasında hemen arkasından The International filmindeki rolüne bakacağız. Ahmet Sunay ismi bir Türk silah kaçakçısını canlandırmış. IMDb puanı 6.5. Son olarak Halloween isimli korku filminde yer almış Haluk Bilginer. Seri katilin akıl hastanesindeki doktorunu canlandırıyor. IMDb puanı 6.5. İstikrar. Çok güzel bir sahne bu. It's so nice to see you here again. Abi ses tonu çok iyi değil mi ya? You don't ever age to... Evet. Gerçekten çok iyi. Bir de ünlü bir şeyi var ya lafı. Baba 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 diye. Hatırlar mısınız? Mert var mı sende? Tabii oğlum ne diyorsun? Bir saatlik versiyon izliyorum ben her gece. Abi ses tonu çok iyi değil mi ya? Hiç beklemiyordum. You don't ever age, do you? Oh thank Christ you got rid of that grotesque picture. Abi içten oynuyor, içten. Maria didn't care for our taste in art, so it's in our room now. Yemin ederim Türkiye'nin en karizmatik adamı ya. So, how's the business? I got a horse in this race too, don't forget. İngiliz aksanı ama ne kadar güzel. Wilhelm. Ahmet. It's been a long time. Jonas Garson, Ahmet Sunay. Adam sinema için doğmuş ya resmen. Şu karizmaya bakın. Ama sakal çok yakışıyor. Uzun sakal. Yani bu hali değil. Deminki evet, hali olan... hiç değil ya. Evet, bu hali deminki gerçekten. Hali çok iyi. Yani uzun sakal çok yakışıyor Haluk Bilginer'e. Abi sesi çok iyi. Bunu daha kaç kere söyleyeceğim bilmiyorum ama sesi bayağı iyi.
Veya bu da yakışıyor bence. Sıfır sakal ve bıyık. He can speak. He just chooses not to. Yılların emeği var yani. I'd love to stand closer to him if I may. Oh, make no mistake, he's aware. Çok iyi abi. He was watching you as you arrived. Perhaps you'd like to tie your left shoelace. Mr. Tavoli here. Neden? The gentleman with the umbrella. There's a fixation for such things. Underestimate no one. Do not cross the line under any circumstances. Çok ilginç bir filmmiş bu da ya. Bu korku filmi olan değil mi? Evet. Film ilginç görünüyor bu arada. I've got some people who'd like to meet you. Don't shoot him. Doctor, get back in the car. Get away from the body. Stand back. I'm not going to say it again. Step away from the suspect. Step away. Yapıştır Haluk. Her adam oynuyor ya. Oğlum çok iyi lan. Ben üçünde de devamını izlemek istedim yani şu an. Haluk gidelim dedim. Nasıl buldun abi Haluk Bey? Filmin adı Halloween'miş arkadaşlar. Hazır yeni geçirmişken Halloween'i. Merak eden, izlemek isteyen varsa izlesin. Bence çok keyifli bir şeye benziyor. Ben de izleyebilirim bu arada. Hoşuma gitti yani. O böyle değişik şeyler hoşuma gidiyor benim. Ratchet'ı mesela. Ratchet'ı da tek solukta izledim diyebilirim. American Horror Story'yi de çok 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 hızlı izlemiştim keza. Korku ve ilginç öğelerin bir arada bulunduğu şeyler beni çok çekiyor içine. Bilal. Müthiş. Yine döktürmüş. IMDb'nin Allah belasını vermesin demek istiyorum buradan. Döktürüyor. Maşallah. Hadi başarılı. Ve çok tiplemeye uyabilecek bir adam yani. Biraz esrarengiz bir adam. Esrarengiz bir sesi var çünkü. O da çeşitli konseptlerde, çeşitli filmlere gidebilecek bir adam yani. Yani ona söz söylemek gerçek bir şekilde benim haddim değil yani. Değil. Evet. Değil. Haddini bileceksin. Susuyorum. Adam orada iki tane kadınla bir sohbeti var ilk videoda. Birçok şey anlatıyor. Surat, enerji, duruş. Yani sussa bile anlatıyor. Abi kime geldik biliyor musun? Bu sefer gerçekten seni esirdin oyuncuya. Kime? Tamer Karadağlı. Ah! Bu sefer tuttu beyler, tamamdır. Tamer Karadağlı ve Deniz Akkaya. İkisi Living and Dying, yani Türkçe'de de Ölüm ve Dans filminde yer almışlar. 2007 yapımı bir film. Konusu banka soyan 3 kişinin sığındığı kafeteryada 2 katil tarafından rehin alınmasıymış. Oh yeah. Tamer... Banka soyan adamlar kafeye sığınıyor. Kafede iki katil tarafından banka soyanlar rehin alınıyor. Vay be. Karadağlı bu filmde dedektif Duka rolündeyken Deniz Akkaya ise muhabir Anna rolündeymiş. IMDb puanı 3.2. 3.9. Hold your fire! Hold your fire! Somebody get that radio away from Duka! Shoot him! Shoot him! God you! Damn it! Fuck you! Avuç kafaya bak hele. Onu vuracakmış. Baba baba baba. Get that reporter in here. Get her. What, you got shit in your... Yeah, I heard him. Come here, right. Move! You sure you're okay with this? Mutfak! Okay, this is a chance of a lifetime. I'll get a promotion for this. Hadi, Zakka ya. Yeah, but it's dangerous. I know the risks. Aa, bu kadın oyuncu değil ki. As many of them on the camera as possible. As soon as I know everything is fine, I head back out. Please put Mr. Duka in cuffs. It will be my pleasure. What? Are you out of your mind? You can't get out of here. Hey. Tam Tamer Karadağlı. Hey. Get off me. Çok iyi oyuncu abi. Devlin, I'll have your badge for this. You want to explain yourself? Abi Tamer Karadağlı tam şey değil mi ya? GTA karakteri gibi olmamış mı? Are you out of your fucking mind? Just give me the goddamn order. I'll burn you for this. This is my shot. I can take it. I'll fucking destroy your life. I think I told you to shut the fuck up. Now. Aa, vuruldu lan. Vurdular adamı. Oğlum Tamer Karadağlı sadece fucking ve sinir krizi geçirsin diye mi almışlar? Bu nasıl bir film? Tamer Karadağlı'nın nasıl post GG ya? Değil arkadaşlar. Ya yanlış yazdıkları sayfadaki post gibi. Adamlar post silmiş. Of.
Arkadaşlar diğer sayfaya bir bakacağım. Atmayın oraya artık yorum, tamam mı? Lütfen. Vallahi ayıp oldu adamlara. Adamlar diyordu ne yaşıyoruz biz. Oyunculuğu bana bayağı iyi geldi bunda. Ama genel olarak şey diyecekti bu adam. Ya ver şu amına kodumun ışığını. Geri kapıya gelip alıp gidiyor. Film çok kaliteli değilmiş gibi bir izlenim hissettim. Tam GTA karakteri. GTA 5'te Michael var ya. Evet. Onun gibi oynamış. Tamam, ben Kardal'ı severim ben ya. Ama bir hep akıllara Haluk geliyor değil mi? Evet. Baba. Merkez. Havuç. Havuç geldi. Tamer Karadağlı'nın biraz bu rollerde Hollywood mimikleri ve vücut hareketlerine uygun olsun diye biraz abartılı yaptığını düşünüyorum rollerini. Deniz Akkaya ne alaka abi? Oyuncu değil. Değil, evet. Deniz Akkaya olmamış gerçekten. Hem oyuncu olmaması vesilesiyle hem de İngilizcesi pek uymamış bence. Film, yani filmde oynamaya yetecek kadar değildi galiba. Doğru. Ne alaka? Aynen. Ha, bunu bilmiyordum ben yine. Garip ya, yani bir gün kendi tesadüfen de... Hangi fotoyu silmişler oğlum? Abi sildikleri için göremiyor olabiliriz. Lan gerizekalı, demin gözüküyordu ahmak. Ben niye delirdim buna bu kadar? Arkadaşlar post duruyor. Kimse de bir şey silmemiş. Oğlum siz doğru sayfayı neresi zannediyorsunuz? Bu doğru sayfadaki silinmiş diyenler, siz Allah rızası için siz neyi zannediyorsunuz? Hangisi doğru post sizce bunların? Ulan ya arkadaşlar, sayfa arkadaşlar teke ile değil füme design. Ulan hangi sayfaya yazdınız yine? Oğlum bu ne lan, nikah falan şeker, nikah şekeri yapan sayfaya mı yazdınız? Lan orası değil ki, burası Işıkçı'ya benziyor mu chat? Bilerek yapmıyorlar da benim adım Mert değil ama. Oğlum Işıkçı'ya benziyor mu burası? Geldim size ışık gösterdim. Nikah şekeri yapıyor ya adamlar. Yorumlara bak. Niye siliyorsunuz yorumları? Yeğenleri beğenmediniz mi? Ya arkadaşlar 2E ile füme design yazar mısınız şuraya? Ha bir de sildiler diye ortalığı yıktınız. Nikah şekeri sayfasını sildirmişsiniz postunu. Adam diyordur Allah bilir ne oluyor diyordur ya. Aksaklıklar oldu ama doğru yere gelebildik dayı. Doğru sayfadaki yorumlara bak. Doğru adres sonunda dayıdan SA. 2 saattir burayı arıyoruz, bir teşekkür edeceğiz. Gitmediğimiz kapı kalmadı. Yoruldum artık oradan oraya gitmekten. Kuzenler bu sefer doğru geldik. Tamam bulmuşsunuz sonunda. Postu da like'layın ama o post bir 100 like'ı falan geçsin, 200 like'ı geçsin. Yorum atmak güzel de adamların yüksek like'lı postu olsun. Like da atın hazır yorum atıyorken. İki kere basacaksınız ekrana. Sonunda doğru sayfayı buldunuz. Teşekkür ederim bütün yorum like atanlara. Denk gelsem çok daha fazla şaşıracak. Ben de derken kamerada ne iş var bu filmde? Bir de Deniz Akkaya falan da öyle. Bak doğru yere gidince nasıl oluyor? Sayfa yorumları like'lıyormuş şu anda Mert. Görüyor musun? Ya işte bak. Bak doğru Efe dayının yeğenlerinin gücünü görüyor musunuz chat? Doğru İşte bu sizin gücünüz. Bak diğer sayfalarda nasıl ötelendiğimize bakın.
Bir de bu sayfada arkadaşlar nasıl sevildiğimize bakın, görüyor musunuz? Bak 200 like'ı geçtiniz hemen. Sevgili yeğenlerim ya, gerçekten teşekkür ediyorum. Çok çok daha fazla şaşıracak. Ben evet, belki yani. Kamerada ne iş var bu. Bir de Deniz Akkaya falan da öyle. Ben bilmiyordum o kadının öyle bir oyunculuk yeteneğinin ya da. Ama o nikah şekeri sayfasını bir kenarda tutun. Tamam mı? Yarın öbür gün yeğenlerden biri evlenir. İlkan'ı ev veririz. Esra'yı ev veririz. Bir şey olur. O sayfayı da kenarda tutun yani. Lazım olur belki. Sen niye evlenmiyorsun? Harbiden yani. Aş. Oğlum size ne lan? Kirven misiniz amına koyayım? Lan kirven. İlk yazdığınız, ilk yanlış yazdığınız metal aksesuar sayfasını da kenarda tutun. O da bir yerde lazım olur. Şekerci kendisi kaybetti dayı. Hani bir prodüksiyonda bir oyuncu olarak değerlendirildin falan. Güzel abi, nasıl düşük alıyor bu filmleri anlamıyorum ya. Haluk Bilginer de çok mükemmel oynamış yani. Abi Haluk Bilginer yok burada, Tamer Karadağ. Ay Tamer Karadağ of. Abi artık Resident Sleeper gerçekten ya. İsmini karıştırıyorum abi. Son olarak efendim, ooo iki tane ustaya geldim. No bitch. Evet. Cem Yılmaz abi, Yılmaz Erdoğan The Water Diviner filminde oynadı biliyorsun sen. Baba güzel film. Güzel film. Boş. Çok iyi, film. Çok iyi iki tane oyuncu. Şu Russell Crowe'un. Russell Crowe'un evet. Aynen filmi. Yılmaz Erdoğan'ın Binbaşı Hasan, Cem Yılmaz'ın Çavuş Cemal rolünü oynadığı film 2014 yılında vizyona girmiş. Konusu Avustralyalı bir adam yani Russell Crowe Gelibolu Savaşı'ndan sonra kayıp 3 oğlunu bulmak için Türkiye'ye gelmiş. IMDb puanı 7.0 imiş. O güzel filmdi, ben izledim onu. Ben izlemedim. Forgive my intrusion. I just saw. I wanted to apologize to you for my outburst. There is a Persian saying, may you all leave you to him. It sounds like a blessing, but it is the worst curse one can place on the head of a man. If this is your son, he was taken prisoner. Az İngilizce, belki de bilmiyor ama bu replikleri ezberleyip söylemesi büyük başarı. I found your son's name on a list of wounded. They take him from Çanakkale to a camp in Afyon. After Afyon, we don't know. Bu arada ben Cem Yılmaz'ın oyunculuğunu gerçekten beğeniyorum. No more records, we are Ottoman, not German. No more records. Back to Australia. Cemal and I will travel east. Nasıl bir ortam bu? Mustafa Kemal is getting. Ne? Nasıl ortam? Fena ortam bu arada. Ben demin arkadaşım neye koptuğunu da anlamadım bu arada. Şey dedi ya. O da ya, no more records. No more records, we are Ottoman, not German. No more records. Back to Australia. Cemal and I will travel east to Ankara. Mustafa Kemal is gathering a nationalist army there. We must pass through Afyon. I will ask if anyone remembers you. Ha, film geçmişte geçiyor. Çüşanlı ya. Yuh, bunu anlamam çok uzun sürdü. Güzel. Güzeldi. Oh, şimdi izlemek lazım ya. Tabii. Oğlum LED 300 lira lan yazmış birisi. Ucuz mu pahalı mı anlamadım. Ama bunlar bayağı güzel aletler ha. Bak şeyini falan da yolluyorlar. Bak. Çubuğunu. Bak. RGB kumandasını yolluyorlar. Tam bir pavyon efekt. Hayır adam... zaten normal. Ama bir şey söyleyeceğim. Oradaki fotoğraflara bakarsanız aydınlatma oranı yüksek baya. Hayır, normal monte edilen ledlerin metrisi zaten 100 liradan başlıyor o kumandalıların. Niye bu kadar? Bir de mesaj atmışlar bak. Kalite farkı vardır bu arada arkadaşlar. Sevgili Efe, bu yolda bize destek olman bizi çok mutlu ediyor. Güzel günlerde kullanman dileğiyle. Adları da Mert ve Aleyna'ymış. Genç girişimciler arkadaşlar kendileri. Yani helal. Gerçekten genç girişimciler. Ben de onlar bana yazdılar DM'den. Hani destek olur musun, yayınlarında kullanır mısın diye. Ben de onlara kullanırım dedim. Yarın öbür gün siz de girişim yapacaksınız. O yüzden bir girişime de bulunduğunuzda arkadaşlar destek alabilmek, daha bu olaya başladığınızda insanların yanınızda olduğunu hissetmek çok güzel bir şey bence. O yüzden genç girişimci arkadaşlarımızı destekleyelim. Ya zaten ne bileyim,
Yani destekleyelim dediğim. Bu arada pahalı buluyorsanız zaten ürünü alın, cart curt falan filan demiyorum size. Instagramlarına yorum atalım, like atalım, sevelim, kucaklayalım. Mert kalp, Aleyna kalp falan filan. Öyle kafanıza göre istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ama kötü bir şey yazmayın yani. Çünkü bu insanlar erken yaşta bir işe atılmak istemişler. Ve bununla ilgili de efor sarf ediyorlar. Kimsenin hevesini kırmamak. Hatta üstüne üstlük desteklemek gerekiyor bence. Böyle bir söyleyeyim dedim. Ledci olsam ilk sana yazarım dayı. Ben de izlemedim bu arada. Bizim tarihimize ilişkin bir film yani sonuçta. Ben Yılmaz Erdoğan'ın oyunculuğunu zaten çok beğeniyorum. Kaç sene tiyatroda ter atmış bir insan. Cem Yılmaz'ın da komedi olmayan, hani çok daha ciddi karakterlere bürünmesi gereken filmlerde gayet başarılı bir şekilde bunu çıkarttığını düşünüyorum. Hokkabaz. Mesela. Gerçekten Yılmaz Erdoğan'ı tebrik ederim. Bu arada... Hokkabaz çok iyi film. Pek yakında çok iyi film bence. Hokkabaz bu arada yani bir komedi filminden çok uzak, aksine melankolik bir film hatta bence. Ve çok güzel bir oyunculuğu var Cem Yılmaz'ın. Ben çok etkilenmiştim Hokkabaz'la. Hatta ben o zamanlar daha küçüktüm Hokkabaz çıktığında. Komedi filmine gidiyoruz sanmıştım ama çok sevmiştim filmi. Artılır. Bu arada Cem Yılmaz'ın da İngilizcesi çok iyi. Ama orada bir Türk aksanı yapıyor. Güzel ya, ben beğendim nedense. Tam filmi de bilmediğim için şimdi çok duyarım yapamıyorum ama şey olarak güzel olmuş. Hamamdalar mesela. İngilizcelerini de beğendim. Evet Tanrıcığım, bölümümüzün sonuna geldik. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. İspanyolca kapatalım. Tamam. Ne diyeyim? Ne? Obrigada. Küfür falan mı? Hayır, obrigada. Vermek istediğin bir mesaj var mı izleyicilerimize? Ne demek istersin? Çok geç yatmayın arkadaşlar. Bizim yaptığımız gibi yapmayın. Evet, biz birazcık geç kaldık. Saat 10, neredeyse 12 arkadaşlar. Oldu, sabah 7'de iş var. Evet. Şimdi acilen gitmek icap eder biraz. Sanırım birazcık bir yorgunluk. Aynen. Sen biraz daha iyi ayarlayın saatleri.